Peki İsmail Hocam, hamilelerimiz. Hamilelerimize, gebelerimiz oruç tutabilirler mi? Şimdi yani orada farklı şeyler var. Kimisi birinci ve üçüncü trimesterde yani ilk 3 ay ve son 3 ayda tutmayın, aradaki 3 ayda tutun diyebiliyor. Ama yani ben hem anne sağlığı hem bebek gelişmesi ve sağlığı açısından en azından tutmasını çok tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi bunun telafisi var. Yani o dönem tutmazsın, bir sonraki oruçta tutma gibi bir şansınız var. O nedenle doğru bulmuyorum. Yine süt emzirme döneminde de işte çocuğun yeterince beslenmesi, yeterince süt oluşması açısından birçok gıdayı belli aralıklarla alması gerekiyor ki çocuğun beslenmesi de iyi anlamda gelişsin. O dönemde de tutmasını doğru bulmuyoruz, tavsiye etmiyoruz. Gebelik olayı biter, işte doğum olur, işte çocuğun süt emme durumu biter, sütten kesilir. Ha, ondan sonraki dönemde tutabilir, hiçbir sakıncası yok. Ya emzikli anneler için de tavsiye Hayır, hayır, etmiyorsunuz. hayır. Çünkü süt oluşması için yemesi, beslenmesi belli şeyler gerekiyor. Eğer ki siz yeterince süt üretmezseniz bu sefer çocuğun beslenmesi açısından sıkıntı yaratıyorsunuz. Ha, ben mama veririm. O senin bileceğin bir iş. Yani ben çocuğa süt vermem de mama veririm ya da ikisini yaparım. Artık çocuk senin çocuğun, kararı sen vereceksin. Ama anne sütü en besleyici ve özellikle antikor içerdiği için birçok hastalıktan koruyucu özellikleri var. O çocuklar daha sağlıklı oluyorlar. O nedenle biz yani anne sütünü öncelikle tavsiye ediyoruz. Evet, emziren annelerimizin daha hassas olması gerekiyor. Evet, daha duyarlı. En azından bebekleri için.